görüyorum ifadesini kullandı. Siz bu muhalefetin parçalı yapısında İstanbul açısından rekabeti nasıl yorumluyorsunuz? Simge Hanım, demin yaptığınız bir yorumla ilgili bir şey söylemezsem burada çatlarım. Çünkü notlarım arasında var. Bugün Necdet Sezer'in Ecevit'e anayasa kitapçığı atmasının 23. yıl dönümüymüş. Evet. Ben seve seve 23 yıl geriye gitmeye razıyım. Demokrasi açısından anayasayı ihlal eden bir yürütme erkine bugün anayasa kitapçığı fırlatacak kimsenin kalmamasının çok ağır bedelini ödüyoruz. O gün, o dönemde kimisi dedi ki o kitapçığı fırlatmak Türkiye'ye 30-40 milyar dolara mal oldu. Belki olmuştur, bilmiyorum. Ama bugün anayasa kitapçığı, yani anayasayı tanımayan bir yürütme erkine anayasa kitapçığı fırlatacak kimsenin kalmadığı bu rejimin maliyeti yüz milyarlarca dolardır Türk milletine. Bunu söylemek istedim. Bunu her zaman da dile getiririm. Seve seve çeyrek asır geriye gitmeye razıyım bu açıdan. Onu söyledikten sonra bir kenara koyayım. Cem Bey, ama siz şimdi eski Türkiye savunucusu olarak linçlenebilirsiniz. Ben uyarımı yapayım. Türkiye 100 yılı. Yani siz eski Türkiye'yi mi arıyorsunuz Cem Bey? Derler yani. Ben çok linçleniyorum zaten, ama bunu söylemem gerekiyordu. Arzu edenle sabaha kadar da tartışırım. Peki. Şimdi tabii gelelim sorunuza. Yani pek çok tarafı içeriyor. İçinde Kılıçdaroğlu var, Akşener var, İmamoğlu var, Ümit Özdağ var. Bence şeyden başlayayım, Akşener'den başlayayım. Hı hı. Akşener de kendisi bir parti genel başkanlığında ama aklı başka yerlerde galiba, başka makamlarda gibi konuşuyor ve bir türlü öfkesini yenemiyor ve partisini de hangi yola sokacağını da bilmiyor. Yani aşırı milliyetçi muhafazakarlığımı savunuyor. İlk kurulduğunda hedeflediği merkez sağ parti konumuna mı taşımaya çalışıyor? Ama o altılı masa olaylarından sonra öfkesini yenemeyen iki siyasetçiden bir tanesi konumunda Akşener. Ve tamamen İmamoğlu'nu, CHP'nin adaylarını, CHP yönetimini hedef almış gibi siyaset yapıyor. Oysa o kadar çok olay var ki, Akşener eğer gerçekten bir muhalefet partisi ise ona iktidar o kadar çok malzeme veriyor ki muhalefet yapabilmesi için. İşte bugün yapılan bir gözaltı. Türkiye'nin tek bildiğim kadarıyla kadın genel başkanı ve hani laikliği savunur zannediyorum Akşener'in siyasi geçmişine bakınca. Tansu Çiller'le siyaset yapmış falan. Ama tek kelime etmiyor bugün tutuklanan bir tutuklanan değil. Gözaltına alınan. Aman, daha tutuklama yok. Aman, evet. Cem Bey. Gözaltına alınan bir kadın, aktivist, bir hukukçu için. O şekilde. Kılıçdaroğlu'na gelince, evet, Kılıçdaroğlu da herhalde kongredeki yenilgisini, kurultaydaki yenilgisini pek hazmedemiyor. Bir, ikincisi de yani bir hobisi yok anlaşılan. Evet, aklı koltuğunda kaldı. Onu nasıl geri alabilir diye herhalde planlar yapıyor. Bunu yapabilmesi için de mevcut CHP yönetiminin ve adaylarının 31 Mart'ta başarısız olmaları gerekiyor. Mesela ben hep şunu sorguladım. Geçen haftaydı galiba, CHP bir faaliyet düzenledi. İlçe adaylarını, aday tanıtım töreni yaptı. Hı hı, hı. Orada Kılıçdaroğlu gidip de bir dayanışma mesajı verebilirdi. İstanbul'a gelip de İstanbul gibi en hayati kentlerin başında gelen seçimde orada adayına destek verebilirdi. Adaylara bir destek mesajı verebilirdi ama yapmadı. Tabii bu da benim kafamda soru işaretleri yaratıyor. Bu tabii anlamak isteyene ciddi bir mesaj gibi görünüyor Cem Bey. Ne dersiniz? Kesinlikle. Kesinlikle. İşte aklı koltuğunda kaldı. Ve
o koltuğu geri alma niyeti var herhalde. Ben onu görüyorum. İşte ofis mofis kiralamış. Bir kenara çekilmiyor. Yani aslında ben yeni yönetimi bir gençlik hareketi gibi görüyorum. Nereden baksanız Özgür Özel, işte Ekrem İmamoğlu ve onların getirdikleri yönetimde genç isimler var. Ve bunu hep gördük. Kılıçdaroğlu'nun bunu kabullenmesi lazım. Kendisi 76 yaşında, 2028'de 80 yaşında olacak. Neyin peşindesin? Hangi hedefi, siyasi hedefin peşindesin? Ama doğanın kuralı bu. Yani işte yaşlılar bir kenara çekiliyor. Gençlerin önünü uygarca açmaları lazım. İşte Ecevit İnönü'yü devirdi. Ne bileyim, Erdoğan Erbakan'a kafa tuttu. AKP'yi kurdu. Yani Kılıçdaroğlu'nun da bunu kabullenmesi lazım. Şey konu, Ümit Özdağ konusunda ideolojik açıdan olmasa bile üslup veya karakter açısından ben İmamoğlu'nda da şeyi görüyorum. Hani Erdoğanlaşma potansiyelini mi? Eğer o koltuğu kaparsa, buna da nereden ilk sinyali zaten alıyordum da hani beni teyit eden şey, çok tartışmalı bir kadın gazeteci gezisine aldı. Yandaş gazeteci kadını Karadeniz gezisine aldı. Orada eleştirildiği zaman takındığı tavır, hadi canım işinize bakın ben ne yaptığımı bilirim gibilerden. Orada da biraz şey yaptım, şüphelendim ama İmamoğlu'nun bu seçimi kazanması şart. Ankara'ya İmamoğlu daha iyi yönetir, kötü yönetir, ben oralara girmiyorum. Bu seçim o seçim değil. Ama İstanbul seçmeninin Ankara'ya ve Erdoğan yönetimine bir mesaj göndermesi gerekiyor. Bu da Erdoğan'ın iki seçim üst üste İstanbul'u kaybetmesi, 10 sene İstanbul'u yönetmekten uzak kalması AKP adayının Türk siyasetini genelde etkileyecek. Türkiye genelinde AKP'nin oylarının düşmesi, 35'in de altına düşmesinin önemi herhalde sık sık dile getirdikleri anayasa, yeni anayasa, içinde ne olacağını bilmediğimiz Allah muhafaza. Yeni anayasa konusunda Erdoğan'ı belki bir daha tekrar düşünmeye sevk edebilecek bir sonuç çıkarsa Türkiye için en hayırlısı olur diye düşünüyorum.